Ablacım nasılsın ablacım? İsmin ne abla? Benim Ayşe. Ayşe abla. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Ablam ya. Batı Trakya Türklerinden misiniz? Skeçe'dim. Skeçe. Burada çok Türk var mı yaşayan? Var. Kaç kişi var? Saysan sayılmazlar. Hadi ya. Çok var, çok. Herkese selamlar. Selanik'in son gününden, son dakikalarından 3 saat sonra yeni yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Atina'yı keşfedeceğiz, Atina'yı gezeceğiz. Yaklaşık 1 saatlik bir uçak yolculuğu bizi bekliyor. Uçak biletini 2 gün önce aldım. Normalde Avrupa kıtasında ülkeler arası uçuş daha ucuzdur, iç hatlar pahalıdır. Buradan tam uçuşu Selanik'ten Atina'ya 100 dolar aldım arkadaşlar. Evet, 100 dolar bir ücret ödedik. İçine bağış da var. 1 saat sürecek, çok fazla değil. Videoya geçmeden önce yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Ufak bir emoji nokta bile olur arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Kahvaltı yapacağım. Börekçiye geldim. Çok güzel ya bu arkadaşların börekleri var ya, inanılmaz. Şunlar baklava hamurunda. Çıtır böyle mantı gibi düşünebilirsiniz. Boşnak mantısı gibi. Tanesi 60 cent. Şöyle büyük milföyler var. 2.20. Poğaçalar var. 40 cent. Pizzalar var. Rulo börekler var. Bir karışık yaptıralım biz de. Bir kahvaltı yapalım. Börek aldım bir çeşit. Böyle küçük iki dilim mantı aldım. Bir tane de Selanik gevreği diye bir şey var. Selanik simidi daha doğrusu. Bizdeki simidin aynısına benziyor. Şöyle 40 cent. Totalde yine 5 euro falan bir rakam tuttu arkadaşlar. Çok iyiymiş. Arnavut böreği gibi aynı tepside. Çıtır çıtır. 2 euro 20 cent arkadaşlar. Bence çok iyi. Doyurur bile yani bir tanesi. Şimdi tekrar sahile geldik arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık, karnımız doydu. Havalimanına geçeceğiz. Taksi çağırmalıyım. Burada Taksi Pilon diye bir uygulama var. Şöyle bir application. Bunun sayesinde taksi çağırabilirsiniz. Uygun ve güvenilir aynı zamanda. Yani normal taksicilere dolandırılmak istemiyorsanız, bunu sadece Yunanistan için söylemiyorum. Dünyanın dört bir yanında var bu dolandırma uygulaması. Şimdi taksimizi çağıralım. Taksimiz geldi arkadaşlar. Bu. Havalimanına geldik arkadaşlar sonunda. Böyle ufak bir havalimanı var. Otogar gibi. Check-in yapacağız. Nereden? Bizimki Sky Express. Kontrol önüne geçtik arkadaşlar. Şimdi uçak biniş alanına geldik. Burada iç hatları olsanız bile Duty Free'den alışveriş yapabiliyorsunuz. Burası Duty Free alanı arkadaşlar. Ufaktan size bir iki tane fiyat göstereyim. Şurada Don Bagon diye bir viski var mesela. 200 euro. Oo, fiyatlar ateş pahası. Storinia diye bir vodka var. 20 euro. One Selection var. 54 euro. Siroc. 50 euro, 55 euro, 60 euro. Pahalı bayağı. Mesela burada Devers var. 45 euro. Ballantine var. 2 tane alırsak tanesi 45 euroya geliyor arkadaşlar. Tekileye bakalım. Olmeca 30 euro. Türkiye'de daha ucuz galiba bunlar. Bilmiyorum fiyatları da. Ortalama 50 euro, 60 euro, 80 euro viskiler, rumlar. Viston var mesela burada 40 euro 10 tanesi. Bir tanesi 4 euroya geliyor. Avrupa'da pahalı olduğunu biliyordum da bu kadar beklemiyordum. Şunlar da Yunanların uzoları 13 euro. Yüzlük abi 1 litre. Uzolar ucuzmuş arkadaşlar. 8 euro, 10 euro, 12 euro. Bizim rakıyla aynı olduğunu söylüyorlar. Burada da Tisipiro var. Bunlar da yine 10 euro, 15 euro arasında. Zeytinlere bakın. 3,5 euro. Ama bu arkadaşların zeytinleri var ya, inanılmaz lezzetli. Şu kalamata 7,14. Burada da Yunan baklavadakiler var arkadaşlar. Fiyatları 6 euro, 7 euro. Yunan baklavası. Hemen yanında da lokumi. Her şeyin sonunda bir iyi ekleyin abi. Yunanlar öyle yapmışlar. Enteresan. Sonunda başladı yolculuğuma. Şu an uçağın kalkması lazım ama halen daha kalkmadı. Uçağa yeni biniyoruz daha doğrusu. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika rötarlı gideceğiz büyük ihtimal. Uçağımız bu arkadaşlar. Küçük bir tane Airbus A320 Neo Sky Express. Yakından böyle çok küçük gözüküyor uçaklar. Otobüsümüz bu. Pardon, uçağımız. Of. Gevzeharem dolmuşu gibi aynı valla ya. Koltuklar çok ince.
Umarım sorunsuz, sıkıntısız ineriz. Hadi bakalım o zaman. İyi uçuşlar. Ve bir yolculuğumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Atina'dayız. Atina'ya hoş geldiniz. İstanbul'u. Gelsen. Atina soğukmuş arkadaşlar. Şortla geldik ama neyse, otele gidelim, en azından üstümüzü değiştiririz. Aktarma otobüsüne binelim. Sonunda bağcı aldık. Bayağı geç geldi bağcımız ya. Nereden baksanız var ya, bir saate yakın bekledim arkadaşlar. Metro istasyonu varmış burada ama nerede? How can I do metro station? Excuse me, where are the metro station? Metro? Upstairs. That way on your right you will find the bridge. Cross over the bridge. Thank you. Thank you so much. Bak herkes İngilizce biliyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Nerede sıkıntı yaşamış İngilizce ile ilgili? Kamboçya'ydı yanlış hatırlamıyorsam ya. Bilinmiyordu orada, çok az seviyede. Özellikle turistik yerlerde biliniyordu sadece. Diğer şehirlerde bilinmiyordu. Yunanistan'ın her yerinde İngilizceye çok çok hakimler arkadaşlar. Hava güzel, memleket yanıyor demeyi çok isterdim. 23-25 derece sıcak ama rüzgarlı. Şortum var, üşüyorum. Hemen gidip üstümü değiştirmem lazım, otele yerleşmem lazım. Metroya bineceğiz şimdi, bilet alacağız arkadaşlar. Burada satılıyormuş tekli, 5,5 euro. Bekliyoruz sırada. Bileti aldık. 5 euro dedim ama 5 euro değilmiş, 9 euroymuş arkadaşlar. İyi para. Of. Yasas. Biz Monastraki. Siz left. Okay, thank you so much. Monastraki'ye gideceğiz. Akropolin orası tam şehir merkezi. Ben de orada ayırdım oteli. İnanılmaz güzel bir yer. De merkezde daha doğrusu. Bu gibi şeyler de aklınızda bulunsun. Tavsiyedir. Hep şehir merkezinde kalın. Yürüyerek gidersiniz her yere. Hem de ulaşım masrafınız olmamış olur. Çünkü bütün aktiviteler, Google haritaları açarsanız o sarı bölgeler var. Meydanlar yani. Cazibe merkezleri daha doğrusu. O gibi yerlerde oluyor. 9 euro bayıldık dayı. Metroya 9 euro vermedik de demeyiz. Metromuz da geldi. Şimdi biniyoruz gidiyoruz. Biniyoruz gidiyoruz. Oh, bir saat duracak şimdi şehir merkezinde. Bakalım. Yolculuk başlasın. İkinci günün sabahından Atina'dan günaydınlar. Dün var ya öyle geldim, bir yorgundum ki. Yemek yedim, sonra da uyuyakalmışım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atina'yı keşfedeceğiz, Atina'ya gezeceğiz. Tam şehir merkezinde kalıyorum, Monastraki Meydanı'nda. Yürüme mesafesiyle 2 dakika. Kaldığım hostel de gayet güzel. Size ufak temin hosteli tanıtayım. Daha sonra dışarı çıkalım. Bir kahvaltı yapalım ve güne başlayalım. Hala yorum yapmadıysanız yorum yapmanızı bekliyorum. Hostelin sokağı arkadaşlar. Şöyle barların, pavyonların olduğu bir yer. Solda da böyle yine gece kulüpleri falan var. Merkezden ben 100 metre. Burası da bizim oda. Uyuyorlar insanlar. 2, 4, 6, 8, 10 kişilik. Ben de şurada kalıyorum. Kartlı şekilde çalışıyor odalar. Bakın, sistem 10 numara. Tak, geri kapat. 4-5 tane oda var abi. 3 katlı bir hostel burası. Şurası da banyo tuvaletler. Banyo tuvalet çok temiz, çok hoşuma gitti benim. Bakar mısınız? Pırıl pırıl ya. Adamlar harbiden yapmışlar bu işi. Şuralarda banyolar abi. Banyolar da güzel. Evet. Banyolar da gayet iyi, pırıl pırıl. Eğer siz de burada kalmak isterseniz açıklamalar kısmına Booking'in linkini bırakıp oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hadi o zaman dışarı çıkalım. Bugün günlerden cumartesi. Monastraki Meydanı'ndayız arkadaşlar. Kaldığım hostel hemen çok yakın demiştim az önce. Şimdi orayı gezeceğiz ama öncesinde bir kahvaltı yapalım. Güzel börekçi varmış ileride, orayı bir denememiz lazım. Malum bu arkadaşlar çok iyi börek yapıyorlar. Harbiden efsane lezzetli. Tişörtün nasıl bu arada? Gömlekler olmuyor, tişörte geçtik mecbur. Birkaç tane siyah renk aldım. Zaten diyete girdim. Bir 10 gün 15 güne büyük ihtimal 10 kilo veririz diye düşünüyorum. Atina'nın en meşhur börekçisiymiş burası. Çok kıymetli bir abim tavsiye etti. Burayı deneyemeyeceğiz şimdi. Ay. Gel sen. Ooo baklavalara falan var. İnanılmaz güzel gözüküyor. Hello. What's the inside? Spinach and cheese. Okay, one portion. And take away. Yeah, here. Take a seat in the waiter who comes to you. Ah, okay. Böreğimiz geldi. Ya bu börekler aslında hep şeye benziyor ya, Arnavut börekleri. Arnavutluk'ta çok yapıyorlardı, şöyle ıspanaklı. 3 euro fiyatı var.
Çatalla yenmez bu dağdır. Mecbur böyle yiyoruz. Çok lezzetli yapmışlar. Aşırı lezzetli, inanılmaz. Sokaklarda böyle canlı müzik yapıyorlar. Burası bir taverna arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Aslında bir nevi de Marmaris Fethiye'yi de andırıyor Atina sokakları. Her yer böyle balık restoranları falan dolu. İnanılmaz güzel ya. Çok tatlı, çok samimi yerler. Çok beğendim ben oraları. Avrupa'daki ilk durağımız Yunanistan. Gayet keyifli ve güzel geçiyor arkadaşlar. Güzel börek yedik bu arada. Karnımız doydu. Sırtımız pek. Çok şükür bugün de doyduk. Bayağı da turist var, Avrupalı turistler. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya'dan gelenler çok. Tatlı yeriz o zaman değil mi? Şöyle bir üstüklaş sallayalım. Her yerde çok fazla da dondurmacı göreceksiniz buraya gelirseniz. İtalya ile karşı karşıya bildiğimiz gibi liman şehri. O yüzden çok fazla gelen var. Menü fiyatları. Dondurmacılar burada. İtalyan dondurmaları. Yasa. How much is this humble? 250. Thank you. Paris for you. Bakın burası da güzel bir taverna. Ya öyle gümbür gümbür patlama olmuyor buralarda. Cuba Libre diye bir yer var burada. İspanyolların, Latinlerin. Tavernalarda oturuyorlar işte, herkes masasının başında. Yiyor, içiyor, eğleniyor. Mezeler güzel, yemekler güzel. Gayet hoş. Biz de yapacağız bir taverna. Bu akşam yaparız büyük ihtimalle bu videonun sonunda. Nasıl dizayn? Ayrıca Atina'nın başkent nüfusu da arkadaşlar 3,5 milyon. Dini ise Ortodoks. Burası da bir antikacı pazarı. Böyle eski, ikinci el eşyalar var. Bakın kadın ne kadar kibar. Arkamdan geliyormuş. Bir saattir ne kornaya bastığını bir şey. Benim görüşmemi bekledi. Ürünlere bakar mısınız? Böyle bir kuş kafesi var el yapımı. Ama bizim Osmanlı döneminden kalma bir yelek değil mi bu arkadaşlar? Gemiler var. İlginç ilginç aksesuarlar var. Şurada bir Budo var galiba. Başımıza Budo mu gelecekti? Çok güzel. Antika pazarı. Yasar. Burada da teyzem yine eski kalan şeyleri satıyor. Antikalar, bakırlar. Altın mı altın yok mu acaba işlerinde hiç? Aha, telefonlara bak. Bunlar yeni. Hala kullanılıyor demek ki. Bizim evde de vardı çocukken. Çevirmeli vardı. Şöyle elimle çevirirdim. Millet arardık. Şu kahverengi tasarım da hep binalardan çok kullanılan renklerden bir tanesi. Şurada yine Latin bir mekan var. Los Dardenias diye. Nereli acaba? Arjantinli mi, Brezilyalı mı? Yoksa Meksikalı mı? Yoksa Kübalı mı? Dördüne bayrağını koymuşlar. Ya burası antikacılar sokağı arkadaşlar, anladığım kadarıyla. Hep böyle ikinci el antika eşyalar bulunuyor. Mükemmel. Aa, Latina. Şöyle mekanın içini de göstermek istedim sizlere. Bakar mısınız? Sahibi Kübalıymış arkadaşlar. İnanılmaz tasarlamış adam ya. Sanırım bunların hepsini Küba'dan getirmiş diye düşünüyorum. Bakar mısınız detaylara? Vay 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 vay. Çok tatlı ya. Şu raflar, dolaplar falan. İnanılmaz güzel. Ah, burada eski bir radyo var. Kapılar, doğramalar. Gracias, gracias por todo. Gelmişken burada bir içecek alalım ya. Üfere de espresso içelim. Mehmet abi çok övüyordu. Thank you, Paris Topoli. Kahvemiz geldi arkadaşlar. Fredo Espresso diyorlar buna. Bizim Mehmet abi çok övüyor bunu burada. Dene dedi kardeşim, böyle deneyelim bakalım. Mehmet abime selam olsun burada. Yunanistan'da Yaşam TV. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum, mutlaka takip edin. Yunanistan'la ilgili çok güzel bilgiler var. Oo, harbiden çok lezzetliymiş ha. Şeker de koyuyorlar içine biraz, güzel. Fiyatı ise 1,80 euro arkadaşlar. Mekan çok iyi ya. Çok beğendim mekanı vallahi. Tam böyle saatlerde oturulacak bir yer. Oh,
Çocuk çok iyi yapıyor işini ama. Gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Dos Dardanias. Mekan ismi Dos Dardanias. Kahve güzeldi bu arada arkadaşlar. Fredo Espresso zaten kahve konusunda da çok iyiler. Özellikle soğuk kahveler konusunda. Sıcak kahveleri çünkü ılık veriyorlar. Çok keyif alamıyorum ama soğuk kahveler harbiden çok lezzetli. Özellikle frappeler ve frappuccino'lar arkadaşlar. Buralar böyle tahta kale gibi. Nalbur falan var. İşte kebapçılar, dönerciler var. Şimdi tekrardan şehir merkezine doğru dönelim. Size Monastraki'yi gezdireyim biraz da. Daracık sokaklar. Çok fazla Türkçe konuşan insanlara denk geliyorsunuz. Hepsi eski Rumlar, Türkiye'de yaşayan Rumlar. Buraya dönmüşler ve Türkçe biliyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi restorancılık konusunda benim hep favorim Ukrayna'ydı. Çünkü birbirinden farklı onlarca konsept mekan vardı. Burası da yine Ukrayna'nın bir benzeri diyebiliriz aslında. Çok ilginç mekanlar var. Bu da onlardan bir tanesi. Bakar mısınız mekanın dış görüntüsüne, konseptine? Bal kabağı, Cadılar Bayramı özel tasarlamışlar. İnanılmaz görkemli değil mi? Christmas marketi. Yılbaşı yaklaşıyor malum. Noel'i kutlayacaklar. Böyle güzel bir mağaza var. Hediyelik eşyalar satıyor. Burası da Cadılar Bayramı sokağının devamı, kalan kısmı. Süslemeler, dekorlar başlamış arkadaşlar. Büyük bir coşkuyla kutlanacağını düşünüyorum burada. Cadılar Bayramı'nın. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Biz de video çektiriyoruz abi. Fotoğraf çok aklıma gelmiyor çünkü. Şu mekan çok iyi ya. Bir fotoğrafını alalım buranın. Ve sonunda geldik. Atina'nın merkezi, Atina'nın meydanı. Monastraki meydanı arkadaşlar burası. Aynı zamanda şurası metro istasyonunun binası. Bu solda gördüğümüz yer ise Manastır. Meydana ismini veren sembol burası aslında. Manastır'dan dolayı buraya Monastraki'nin adı verilmiş. Böyle bir kilise. Kullanılıyor hala. Biraz içerilere doğru devam edelim. Hemen karşımızda ise Akropolis var en tepede. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Oraya da ya bu bölümde çıkarız ya bir sonraki bölümde. Duruma göre bakacağız. Burası bana biraz şeyi andırdı. Ayvalık ve Cunda Adası'nı. Böyle her yerde restoranlar, suvlakiciler, kebapçılar falan var. İnanılmaz güzel. Kalabalık bayağı. Bugün cumartesi. Akşam saatlerinde falan sen bayağı tıklım tıklım oluyor. Dün akşam geldiğimde de yine atacak yer yoktu neredeyse. Şu karşıda gördüğümüz yer ise hemen bir cami. Osmanlı döneminde yaptırılmış fakat şu an kullanılmıyor. Bir müzeye çevrilmiş diyorlar ama hep kapalıymış. Zaten bildiğimiz üzere Yunanistan'daki tüm camiler ve Osmanlı eserlerinin hepsi kapalı. Şurası Atina Flea Market. Yani tahtakare gibi diyebiliriz. Kıyafet ve aksesuarlar satılıyor. Burası metro istasyonunun binası. Camimiz burada. Caminin altında dükkanlar var. Şimdi ara sokaklara doğru girip biraz kaybolmak istiyorum. Çünkü burası bir nevi kapalı çarşı da gibi aslında. Oraya da benziyor. Eski böyle küçük dükkanlar. Zaten şimdi benzerlikleri göreceksiniz. Caminin girişi bir de yan taraftan ama kapalı. Yunanistan'ın bayrağı asılı. Osmanlı döneminden atalarımızın yaptığı bir cami. Burada böyle hediyelik eşyacılar, ayakkabıcılar, sandaletçiler falan var. Küçük küçük dükkanlar. Bildiğin kapalı çarşı modeli abi. Bunlar hep caminin altındaki dükkanlar arkadaşlar. Küçük küçük. 10 metrekare, 8 metrekare. Kuyumcular, pırlantacılar. Burada mücevherler var. Hediyelik eşyalar. Aküleyüs'ün tablosu falan, Turban'ın. 300 Spartalılar. Deri çantalar. Çantalar da güzelmiş ha. Ne kadarmış? 65 euro arkadaşlar. Fiyatı. Derici burası. Yine bir derici. Burası da caminin yan girişi, avlusu ama kapalı. Giriş kapalı. Nazar boncukları var burada. 6-7 euro tanesi. Evet, küçük küçük. Bakın cüzdanlar var. Sultanahmet'te satıyorlar ya küçük. Hediyelik cüzdanlar. Burada da aynısı var. Bu sene Yunanistan ve Atina sembollerini yapmışlar. Tesbihler 21 euro. Eldivenler, sarılıklar. Ne alırsan 1 milyoncu. Daha doğrusu 1 eurocu desek daha doğru. Sahte gözlükler. Şurada anahtarlıklar var enteresan. Tarih kokuyor resmen sokaklarda vallahi.
Buralar hep cazibe merkezi. Alışveriş caddelerinin olduğu yerler. Yani arka arkaya 4 tane 5 tane sokak hep böyle. Hediyelik eşyacılar falan dolu, mağazalar dolu. Ve aşırı kalabalık. Harbiden aşırı kalabalık. İyi turist var yani. Demek ki Atina iyi turist çekiyor arkadaşlar. Bunlara bakın. Yemeni gibi. Koyun yünden yapmışlar galiba. Fiyatı neymiş bunların? Fiyatı yazmıyor. Ama temiz 50'liği vardır yani 50 euro. Yani her şey o kadar çok fazla benziyor ki Türk kültürüne. Sürekli şaşırıyorum ya gördüğümde. Sokaklar, mimari. Zaten hep eski Osmanlı yerleşim yerleri burası. Şimdi yukarıya çıkacağız bir üst caddeye. Oralar daha çok Osmanlı'nın insanların yaşadığı yerler. Lokmacı var mesela. Türkiye'de battı bildiğimiz üzere. Yunanistan'dan çıkmıştı. O lokmalar ilk buradan başlamış arkadaşlar Yunanistan'da. Türkiye'yi kaçan kişi gelip Yunanistan'dan görüyor. Türkiye'ye yayıyor. Daha sonra hepsi iflas ediyor. Bir tane bile kalmıyor. Ama burada devam ediyor hala lokmacılar. Demek ki kaliteyi bozmuyorlar, işlerini çok iyi yapıyorlar. Eminim yani şu an beni izleyenlerden aramızda birçok lokmacı açıp kapatmış kişiler de vardır diye düşünüyorum. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şurada bir değişik bir bina var. Ne olduğunu çözemedim. Bir dakika shopping center diyor ama böyle Avrupa Birliği ülkelerinin bayrakları falan var. Brezilya var, Meksika var. Kültür binası falan olabilir ya. Ya da bir elçilik binası. Büyük kilisenin olduğu meydana geldik. Ortodoks Kilisesi. Şehrin göbeğine yapmışlar burayı da arkadaşlar. Sanırım yeni yapılmış diye düşünüyorum. Çok eski olduğunu düşünmüyorum. Ayağı çünkü sıfır duruyor. Böyle büyük bir yer. Görmek ister misiniz içeriği de? Hadi bir içeriye de girelim o zaman, size içeriği göstereyim. Camilerimiz maalesef kapalı olduğu için camilerin içini gösteremiyorum sizlere. Elimden gelen bir şey yok arkadaşlar. 1942'de yapılmış burası. 60-80 yıllık, tam 80 yıllık Atina Katedrali'ymiş ismi de. İnşaatına 1821'de başlanmış sanırım. 1842'de bitmiş, 21 senede yapılmış. Tabi o zamanlar teknoloji olmadığı için böyle uzun yıllar sürüyormuş bu gibi yerlerin inşaatı. Burası kilisenin içi arkadaşlar. Bayağı da büyükmüş. Şu an ayin yok. Dayım burada ibadet yapıyor. Çıkalım yavaştan. Çok fazla kafe restoran var ya. Metrekareye yani aşırı kafe restoran düşüyor. Yeme içmeyi çok seviyorlar abi. Öyle böyle değil. Aa, şu Türkiye'de de vardı değil mi? Chillbox. Battı galiba, top battı diye biliyorum. Neden Türkiye'de bizim markalar çok fazla yaşamıyor arkadaşlar? Çok ilginç değil mi? Hem Türk markaları hem yabancılar. Herkes açıyor, bir sene sonra kapatıyor. Yurt dışında mesela 100 yıllık, 200 yıllık markalar görüyorum ama bizim ülkede çıkmıyor. Bunun sebebini kendimize bir sormak lazım açıkçası. Simitçi dayım. Vay. İnan simidi. Ah ne güzel. Ya sas. Merhaba. Tanesi 2 euro. 60 cent. 1 euro. Simit satıyor dayım burada. Kestaneci. Haşlanmış mısırcı. Vay vay vay. Taksim'deyiz sanki. Cadde bayağı kalabalık. İstiklal Caddesi gibi burası da. İyi kalabalık var yani. Şöyle havadan da göstereyim size biraz. Yine eski bir kiliseye geldik. Burası cami değil sanırım, kilise. Bizde çünkü böyle bir cami mimarisi yok diye biliyorum. Evet, burada müzik yapan bir grup var. İnsanlar toplanmış etrafına. Paristopoli, Paristopoli. Evet, konser bitti. Dağılabilirsiniz. Konserin sonuna geldik arkadaşlar. Şu kiliseye de girelim. İçini göstereyim size. Bir tane hamam var diye biliyorum bu ileride. Gidip bakacağız oraya, açıkçası size göstereceğim. Kilisenin girişi böyle. Küçük bir yer. İyi bakalım bakayım.
Sorry. Çekim yapmak yasakmış içeride. Teyzem durdurdu bizi. Yapmayalım biz de abi, çıkalım. Uzun zaman oldu böyle kalabalık şehirleri gezmeyeli. Hep fakir ülkeleri geziyorduk biliyorsunuz, Asya'da, Güney Amerika'da. Çok fazla turist de gelmiyordu oralara çünkü tehlikeli. İnsanlar korkuyor. Ama Avrupa kıtası sanırım güvenilir olduğu için çok fazla turist ziyaret ediyor. Ve bu arada Avrupa'nın da en ucuz ülkesi Yunanistan diye söylüyorlar. Bir de Romanya için aynısını söylüyorlar. Oralarda gidince zaten bakacağız, fiyatları birlikte tartışacağız arkadaşlar. Kozmos. Kozmos'dan mı geliyor ya bunlar da? Her yerde kullanılıyor. Hatta Türkiye'deki konsolosluğun ismi de Kozmos'tu. İstanbul'daki. Kozmos Vize. Burada bir dönerci var. Girosçu. Tavuk, domuz ve etten yapılıyor. Öyle gösterelim. Şehrin her yerinde tarih fışkırıyor. Eski Roma agorası burası. Tarih böyle gün yüzünde. O dönemden kalan taşlar, yapılar. Hepsini arkeolojik çalışmalar yapıp gün yüzüne çıkartmışlar. Müzelere giriş ücreti 8 ila 20 euro arasında. En pahalısı Akropoli 20 euro. Fakat burada 5'li bir paket varmış. 30 euro alırsanız bütün hepsini gezebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bu eski şehirleri, agorayı ve müzeyi tek video yaparız diye düşünüyorum. Onu bir sonraki bölümde izleriz. Çünkü bu video bayağı uzun olacak. 30-35 dakika civarlarında. Hepsini bir araya sıkıştırmak istemiyorum. Hem sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram'ı takip etmiyorsanız hala Haytayollarda takip etmelisiniz mutlaka. Oradan da günlük ve anlık şeyleri paylaşıyorum. Yani YouTube'da görmediğiniz bazı şeyler Instagram'da. Instagram'da bazı görmediğiniz şeyler ise YouTube'da yayınlanıyor. Yine eski şehirlerden bir tanesi. Semt Online'ız abi. Giriş yaptık. Ben dün akşam buradaydım. Tavernalar falan vardı, gelmiştim. Bayağı güzeldi, kalabalıktı. Yemekler falan çok iyiydi. Bu akşam yine bir taverneye gideriz büyük ihtimal. Daha o kadar çok anlatacağımız şey var ki. Anlat anlat bitmez ve siz şu an Yunanistan'ın başkenti Atina'yı seyrediyorsunuz. Yine Osmanlı'dan kalan bir şey aslında. Alıcılık, kilimcilik. Bakın peştemaller var burada. Hamam peştemalleri. 15 euro tane fiyatı. Bakın burada hediyelik eşyacı. Ne güzel ya. Hep nazar boncuğu temalı şeyler. Kıyafetler var. Gömlekler falan yazdık. Tabii yaz bitti artık Yunanistan'da. Ucuz. 14 euro, 15 euro, 20 euro. Birim olarak düşünürsek ucuz aslında. Yerler böyle mermer. Kışın kar yağdı, buralar var ya, patates olursun ha. Vallahi bir donsa yere yapışırsın direkt. Şu zeytinler çok güzel ya. Kalamati, kalamon. 1 euro etli. 5 eurodan başlıyor, 20 euro kadar çıkıyor fiyatları. Ne alırsan 1 milyon, 2 milyoncu. 1 euro, 2 euro. Nazar boncuğu. Vay, şu gömlek de çok güzelmiş. Mavi beyaz. Ama işte ben beyaz çok fazla giymiyorum. Özellikle Asya, Afrika, Güney Amerika'da kuru temizliğine verirseniz o beyazı gri renk olarak alıyorsunuz. Evet, Semt Online'ız abi. Nasıl? Taverna. Çok güzel değil mi? Mavi beyaz. Ada konseptli. Harika tasarlamışlar. Şuradan yukarı doğru kaynayalım biraz. Vay 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 ablalarım. Hello. Ablacığım nasılsın ablacığım? İyisin, iyisin. İyi, hatırladın mı ben akşam buradaydım?
Akşam. Ha. Senden gül aldım akşam. Hatırlamıyorum. Teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Ablam ya. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, gerek yok. Allah, teşekkür ederim. Bırak kalsın. İsmin ne abla? Benim Ayşe. Ayşe abla. İbrahim ben de. Çok sevindim. Burada mı yaşıyorsunuz abla? Burada yaşıyoruz. Batı Trakya Türklerinden misiniz? Skeçe. Trakya Deniz. Burada çok Türk var mı yaşayan? Var. Kaç kişi var? Saysan sayılmazlar. Hadi ya. Çok var. Şeyde 100 bin kişi falan var değil mi? O İskeçe, Gümülcine taraflarında. Var. Çok var. Burada nerede oturuyorsunuz? Selanik'te mi? Merkezde mi? Ha? Merkezde mi oturuyorsunuz burada? Ya. Selanik'te mi yaşıyorsunuz? Hayır. Burada. Hı? Sağ ol ablam. Yok, kime vereceğim? Tekim ben. Şunu da vereyim sana. Bulacağım. Çöp olmasın. Bırak. Ha? Bırak kalsın. Sağ ol ablam. Görüşürüz Ayşe abla. Bakın dedim ya size, sokaklara Türkler denk gelebilir diye. Ayşe abla Batı Trakya Türklerinden, Selanik'te yaşıyor. Yüzünde bir huzursuzluk, mutsuzluk vardı. Biz dün akşam, şimdi diyeceksiniz ki sana gül verdi, niye para vermedin, hemen açıklamasını yapayım. Zaten dün akşam ben yüklü miktarda para verdim ona. Gördüğümde gerçekten üzülmüştüm. Burada yaşayan var yani, Batı Trakya Türkleri Selanik'te. Çok fazla olmasa bile yaşam sürmeye çalışıyorlar. Ağlama bir desteğimiz olsun ya. Ağlayma gibi çocuk, yeni yalnızım yok. Benim buyur ablam. Eyvallah. Begonvil benim de en sevdiğim çiçektir. Bir zamanlar İstanbul'da yaşarken İzmir'den begonvil getirtmiştim. 2 metre falan boyu vardı. Her gün bakıyordum ona evladım gibi. Şu an hatta hala yaşıyor. Çok kıymetli bir abime hediye ettim. Eminim çok da iyi bakıyordur diye düşünüyorum. Görmedim ama uzun yıllardır çiçeğimi özledim vallahi. Çiçekler candır. İnsanı hayata bağlar, motive eder. Aynı şekilde kediler, köpekler, hayvanlar da. O yüzden canlıların hepsine iyi davranalım. Özellikle başta kadınlarımız olmak üzere. Buradan da bir sosyal mesaj verdik. Meydana geldik. Bu kim ya? Osmanlı askeri mi? Elinde kılıçla. Dayım çerez satıyor burada. Kuru yemişler falan var. Osmanlı askeri gibi duruyor ama bir bilgi de yazmıyor hiç. Bıyıklı, elinde kılıç. Aa, bizim Ayşe abla burada bakın. Çiçek satıyor millete. Her yerdeler yemin ederim. Türkler her yerde. Eski bir tren yolu var burada. Tramvay. Kreskant. Ha, sandviç, poğaça, börek galiba. 1,5 euro. Akropoli metro istasyonu. Muş burası. Burası Akropoli Müzesi. Yukarıdaki Akropoli'nin korunan eserleri burada sergileniyor. Bak şurada bir sokak lezzetleri var. Suğlaki 5 şiş 2 euro. Gayros var, döner, tavuk döner veya domuz döner 3 euro. Porsiyon ise 8 euro. Greek salat 6 euro arkadaşlar. Falafelci var, Sultan Falafel, helal. Sandviç falafel 3 diyor. Chicken nugget 3 euro. 3-5 euro kanınızı doyurabiliyorsunuz. Burada sandviççi var, Everest diye. Şu köşedeki yer hemen. Buraya da göstermiş olalım. Sandviç yapıyorlar. Sıcak, soğuk. Tatlı, ekşi, tuzlu. Farmaz demek ki. Farmaz demek ki. Kamerada falan tripod takılı. Benim mikrofon takılı, powerbank takılı. Biraz büyüdü. Herkes deli gibi bakıyor. Peki bir şey soracağım. Siz daha önce baklavadaki yediniz mi? Veya lokumi. Atina'da arabalar çok eski ya. Bakar mısınız? Çok nadir böyle lüks araba görebiliyorsunuz. Neden böyle? Araba fiyatlarıyla ilgili de bir video yapacağız bu arada. Çok isteyen olmuş. Araba motor fiyatları, benzin fiyatları. Onları da tek video halinde anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bütün marka modelleri test edeceğiz. Aa, ilk defa bir Audi gördüm. A8. Şu sokaktan geçerken bir şey dikkatimi çekti. Bakın ne yazıyor burada. Old City Hamam. Eskişehir Hamamı. Açık mı acaba? Vallahi açık. Bildiğin hamam, Türk hamamı arkadaşlar. Hala denilmek devam ediyor. Sanırım Türkler işletiyor. Ya da Yunanlar mı? Bakalım şöyle. Aa, hamamın fiyatları burada. 60 dakikası 55 euro arkadaşlar. 90 dakika imza hamam diyor. 115 euro. Masajlı servis falan da varmış. Yarım saati 45 euro. Masaj burada pahalı bildiğiniz gibi. Kamboçya'da 1 dolara yaptırıyorduk.
sokakta böyle ressamlar var her köşe başında. 5 dakikada portrenizi çiziyorlar. 15 euro ücreti var arkadaşlar. Bakın dayım nasıl işliyor. Akropoli sağımızda. Zenci kardeşlerim. 1,5 euro taşlar. Helen'in taşları. Son olarak da Akropolis'in altındaki bir caddeye getirdim sizi. Osmanlı döneminde Türklerin en yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesi burası. Bölgelerden diyelim daha doğrusu. Zaten evlerin mimarisi falan gördüğünüz gibi. Hep ortak mimariler, ortak yapılar. Çatı düzeni, çatı yapısı aynı şekilde. Şu aşağıda da bir cami var. Orayı da görelim arkadaşlar. Bir zamanlar işte burada Osmanlı'dan insanlar yaşıyormuş sokaklarında böyle. İnsan duygulanıyor vallahi sokaklarda gezerken arkadaşlar. Burada da hediyelikçiler var yine. Ne güzelmiş ya şunlar. 1 euro. Buzdolabı için magnet. Sanat müzesi varmış burada. Folk Art Museum diyor. Evlerin çoğu kullanılmıyor bu arada. Böyle kapalı. Aktif değil. Kapatılmış hep. Savaştan sonra aslında yani anlaşmadan sonra daha doğrusu. Çoğu yer devre dışı kalmış burada ya. Kullanılmıyor arkadaşlar. Kapatılmış tarihi eserler, binalar, apartmanlar. Burası da bir taverna. Akropoli'ye çıkıyorlar buradan yürüyerek. Bu alan da yine Roma Agorası'nın diğer giriş kapısında olduğu yer. Bu arada tüm müzelere girişler ücretli arkadaşlar. Ücretsiz hiçbir tane öyle açık alan falan yok. Kaçak girersin buradan ama dikkat etmen lazım. Yakalarlarsa paketlerler. Agora yolunun içinde eski bir Osmanlı eseri. Burası Fethiye Camisi arkadaşlar. Maalesef bu camimizde kapısına zincirler vurulmuş ve kapatılmış durumda. Şu an kullanılmıyor. Caminin girişi şurası. Ama kapalı. İçeride bir şey oldu da hiç gözükmüyor ama keşke girebilsek de bir tanesini göstersem size. Bütün camiler kapalı Yunanistan'da. Ve tekrardan döndük, dolaştık şehir merkezine. Geri geldik. Bu videomuzu da burada kapatalım arkadaşlar. Böyle walking tour tadında bir Atina gezisi yaptık. Bir sonraki videolar daha heyecanlı olacak. Gece hayatı da gelecek mutlaka Atina'dan. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok şey ulaşırız. Ufak bir emoji bile olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Atina'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.